Nasıl aldık? Çok net söyleyeyim. Eski medyaya kızarak aldık. Artık eski medya, o yüzden göğsümü gere gere diyorum. Çünkü ne yazık ki pek çok o koltukta oturan insan Türk insanını anladığını, bu ülkeyi, yani bu şeyle söylüyorum, anladığını düşünüp işte belki 5 yıldır, 6 yıldır benzin bile almamış, şoförle gidiyor çünkü, veya işte akbili veya şeyi yok, ne derler, hani hiçbir toplu taşımaya binmemiş ama kendince ülkesinin insanı, kendi ülkesini gezmek yerine işte Phuket'lere falan filan, oralara seyahatleri tercih etmiş ve dolayısıyla kendi insanını anladığını düşündüğü, sadece o insanları kalıplara soktuğu içerikler vermeye alışmış bir durum var ve bu ne yazık ki bir değil, iki değil, hepsi böyle. Ölçümleme sistemi keza onlar dahil aslında kimseye yardım etmez hale geldi. Halbuki şu anki teknolojide ölçümleme sistemi hani o kadar rahat olabilecekken, pek çok hani yayınların ölçümü çok çok kolayken, bunun böyle yapılmaması ve bütün bu medyalar üzerinde oynanması bana hani neden zaten kendi içinde yanlış hesaplar üzerinden doğruyu bulmaya çalışan insanlar da doğru için kendimizi uğraştıralım ki dedirtti. Ve karar tam öyle olmadı bu arada. Karar vermek üzereyiz ama herkes bir laf ediyordu. 2,5 yıl evvel bu arada. Refika, sen YouTube'a girersen o yumurtayı kafanda kırmazsan hani insanlar izlemez. Çünkü içerikler öyle şey olmalı, komik olmalı, işte birazcık abuk sabuk olmalı. Olmazsa sen çok fazla düzgün kalırsın, izlemezler. Ben de hiç öyle olmadığını, ülkemin işte insanın gerçek iyiye, samimiye çok fazla, çok daha fazla pay vereceğine inandığımı söyleyerek girdim. Ve çok şükür yani yanılabilirdim, gerçi yanılmış bir insan da olabilirim. Hepimizin başına her zaman gelebiliyor. Çok şükür hayal ettiğimden de güzel oluyor şu an yolculuğum. Öyle yani hani şey, bu arada ilk kitabı yazarken de, YouTube'a girerken de, ilk televizyon programını yaparken de hani daha gençler de izleyeceğini düşünerek rezil olma, iyi bir şey yapamama düşüncelerinin, korkunun, hani korkunun ecele faydası yok diye bir laf var. Korkunun ecele de değil, başka hiçbir şeye de faydası yok. En kötü olmaz, olmazsa da hani canımız sağ olsun deyip devam ederiz. Hep öyle girmek gerektiğine inanıyorum. Bir de benim girişte binamın böyle, atölyemiz böyle bina şeklinde, böyle her odada bir farklı mutfak var. Girişte bir İskender heykeli var. O İskender heykeli de neden var biliyor musun? Büyük İskender'in hikaye hayatını bilir misin bilmiyorum. Şöyle ordularını kurar, fetheder pek çok yeri. Ondan sonra da bakar orduları bunu kızdırır ya da bir şey olur yani. Her şeyi bırakır, sıfırdan tek bir insan olarak tekrar başlar. Ve ben 30'umda gerçekten hani pek çok insanın sen deli misin diyeceği para, başarı falanı bırakmış gibi oldum. Benim için bir seçim bile değildi bu arada. Hani seçtim demek biraz şey olur. Hani öyle bir tür, öyle öbür türlü akan bir yol oldu ki bu. Zaten hani böyle hayat aktı gitti gibi. Akmasına izin verdiğin zaman. Akmasına izin vermediğin zaman zaten baraj koyduğunda da seni kırıp geçiyor. Dolayısıyla her zaman da o ceketimi alıp gitmem gerekebileceğini, burada hissederken yerle yeksan olabileceğimi hep bilerek hayatta gitmem gerektiğini ve ona hani ne kadar hazır olunur bilinmez ama her zaman da hazır olması gerektiğini ve yolculuklara o cesaretle alınması gerektiğine inanıyorum. Ve bunun hiç, yani bunu yapamadığım zaman genelde başarısız oldum. Hani herkesin bunu yap başarılı olsun dediği şeylerde başarısız oldum.
Ne zaman bunu yaptım, o cesaret içimde kendimde bazen çaresizlikten, bazen güçle ama iki yönde de fark etmez buldum. O zaman hayat mucizelerini, gerçek anlamda mucizelerini, yani böyle yok ya artık hadi canım falan dedirtecek şekilde gösterdim.